Selamun aleyküm arkadaşlar. Hani bazen zaman zaman dilimize yerleşmiş bir laf vardır. Ya kardeşim amma da abarttın. Ya da şöyle deriz, biraz daha ileri gideriz. Argonun biraz daha içine gireriz. Ya sen işin de suyunu çıkardın. Hani bu suyunu çıkarma da biraz kibarca olur değil mi arkadaşlar? Yani şimdi tam bu söylediklerime uygun bazı gelişmeler var Galatasaray'da. Galatasaray yani transfer yapıyor, yaranamıyor. Yapmıyor, hiç yaranamıyor. Böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi işin şakası bir yana cümleyi şöyle kuralım isterseniz. Hayda, Galatasaray da iyice işin suyunu çıkardı. Bu nasıl orta saha kardeşim böyle diyebiliriz. Veya ben burada ne yazdım? Hayda, Galatasaray iyice şaşırdı. Bu nasıl orta saha böyle kardeşim diyebiliriz. Peki nasıl orta saha? İsterseniz muhtemelen bir 11 sayalım. O 11 üzerinden nasıl bir orta saha olduğunu görelim. Arkadaşlar kaleye Muslera'yı koyduk. Şimdi geri dörtlüğü şöyle yapıyoruz. Dubois diyoruz, Nelson diyoruz, Abdülkerim diyoruz, Arnold diyoruz. Yani yerli kontenjanından birini nerede kullandık? Abdülkerim ile defansta kullandık. Şimdi yıllardan beri Galatasaray'ın sancısını çektiği, yokluğunu çektiği, yokluğunu hissettiği, inim inim inlediği şu orta sahanın 6 numarası var ya, işte şimdi oraya bakacağız arkadaşlar. Geliyoruz orta sahaya. Torreira diyoruz, Mitso diyoruz, hadi bir de Oliveira diye koyuyoruz arkadaşlar. Peki bunları koyduktan sonra sağ ve sola mecburen yerli kontenjanından Yunus ile Kerem'i oturtuyoruz. 3 tane olacak ya, defansta Abdülkerim, işte Yunus ve Kerem. Ve en uçta kim var? Seferovic var. Şimdi kadroya bakın. Böyle bir kadro. Tekrar söyleyelim. Defansı biliyorsunuz. Orta sahaya bakalım. Torreira gelirse malum Arsenal'dan ki belki de sohbetin yapıldığı sıralarda resmi açıklama yapılır. Torreira artı Mitsio hemen önlerinde Oliveira. Daha ileride kim var? Seferovic var. Peki sağ sol mecburen belli. Peki dediğim şunu soracaktım. Diyelim ki Evander geldi. Evander'i kimin yerine nasıl koyacağız arkadaşlar? Yani bu 3 yerli oynatma mecburiyeti bütün kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Ama bana sorarsanız bu saçma sistem kalkacak arkadaşlar. Bunu ben kaldıracaklarını tahmin ediyorum. Zaten Beşiktaş Başkanı sürekli ısrarla kalkması gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde Fenerbahçe Başkanı söylüyor. Aynı şekilde Trabzon Başkanı söylüyor. Eminim Anadolu kulüplerinden ileri gelenler de söylüyorlar. Ha bu sadece Galatasaray'ın işine gelseydi o zaman derlerdi ki kalkmasın. Bu sistem gayet güzel. Devam etsin falan derlerdi. Ama şimdi işin aslı öyle değil arkadaşlar. Sadece Galatasaray'ın değil özellikle Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin daha çok işine geliyor. Trabzonspor'un daha çok işine geliyor. Yani sahada 11 yabancı olmuş ya da 11 yerli olmuş ne fark eder? Önemli olan takımlar en güçlü kadrolarıyla sahada olsunlar. Ha şimdi bu yabancı yerli sınırına karşı çıkan yani 3 yerli oynatma mecburiyetine karşı çıkanların başında Beşiktaş Kulübü Başkanı geliyor. Çebi Ahmet değil mi? Bu Çebi Ahmet bir zamanlar Galatasaray mecburiyetten sahaya 10 ve 11 yabancı ile çıkarken ne diyordu? Sahada İstiklal Marşı'nı söyleyecek yerli oyuncu yok. 11 yabancı ile sahaya mı çıkılır diyordu. Ama Pico döneminde kendi takımı 11 yabancı ile Şenol Güneş ile sahaya çıkıyorlardı. Peki buna ne diyeceksiniz? Ama buna kimse bir şey demez. Demezler abi. Bunların dili var tamam mı? Bunların dili var abi. Dilsiz olurlar. Gözleri var. Görmezler. Kör olurlar. Bunların kulakları var. İşitmezler. Sağır olurlar arkadaşlar. Bunlar böyle enteresan tiplerdir. Neyse biz şimdi bunları bir kenara koyalım. Eğer bu
sınırlama ahmakça ve aptalca getirilmiş olan, ki bu biliyorsunuz Limak Mihat zamanında getirildi, yardımcı servet zamanında, eğer bu kaldırılırsa doğru bir şey olur. Kulüpler ister sahaya 11 yabancı ile çıkarlar, ister 7+4, ister 5+6, kim neyle çıkarlarsa çıksınlar. Ama bu yasak kaldırıldığı zaman en çok bundan yararlanacak olan kulüpler de Fenerbahçe ile Beşiktaş'tır. Hatta Trabzon'dur. Bunu da böylece ilave edelim. Bu sistem değiştiği zaman Galatasaray Yunus'u oynatmaktan vaz mı geçecek? Ya da Kerem'i oynatmaktan vaz mı geçecek? Ya da defansta Abdülkerim'i oynatmaktan vaz mı geçecek arkadaşlar? Ama netice itibariyle bu yasak, ahmakça bir yasak, kalkmasında fayda var. Evet, Galatasaray abarttı, amma da abarttı, işinde suyunu çıkardı diyoruz şimdi. Neden diyoruz? Galatasaray'da arkadaşlar yıllardır olmayan bir orta saha sıkıntısı vardı. Yok abi, yok. Orta saha yok. 6 numara yok. Melo ve Fernando'dan sonra Galatasaray bir daha 6 numara yüzü görmedi. Çünkü dönemin teknik direktörünün oyun anlayışındaki olmayan bir oyun anlayışı vardı. Saldım çayıra, Mevlam kayıra, sistemi olmayan. Sadece tek bir planı vardı o oyun anlayışının. Abi topa kendi yarı alanında sahip ol. Hiç önemli değil. Yana, arkaya doğru, geriye doğru, oraya, buraya, buraya sıkıştın kaleciye. Sıkıştın kaleciye. Kalecin ahmakça o topu kullanacak. Çünkü ondan sonra top kaleciye geldiği zaman şu talim: oyun kur. Oyun kur. Kiminle kuracak? Önündekilerle kuracak. Defans işte Nelson'du, Damarka varken Marka, şimdi Abdülkerim. Şimdi gerçi yapamıyorlar da bunlardan birine ver. Olmadı. Orta saha kim? Orta sahada da işte top kullanma özürlü Taylan, Berkan ve onun gibi birkaç tane daha tipler vardı. Onlar da ne yapıyorlardı? Hatırlayın bir Trabzon maçını. Ya böyle bir ahmakça 84. dakikaya kadar 1-0 öndesin ve ondan sonra maçı 2-1 mağlup tamamlıyorsun. Niye? Defanstan aptalca çıkarılamayan bir top, peşinden yine Taylan Efendi'nin ki geçen sene onlarca yaptığı hatalardan birini yapıp topu takım, kendi takım arkadaşından bile alamayacak şekilde Taylan'dan güzel bir asist alıp, abi pas alıp gidip Galatasaray kalesine gol atan Visca var ya. Ve Trabzon 2-1 kazanıyor. Şimdi böyle bir ahmakça oyun anlayışı olabilir mi? Ama takım maçı kaybediyor. Kaybettiği zaman da bahaneler gayet güzel dönülüyor ki işte daha önceki dönemlerde. Efendim biz topa şu kadar sahip olduk, bu kadar tuttuk, oyunun hakimi, topun hakimi bizdik. İşte pres yapmadık, kendi sahamızda onu yaptık, bunu yaptık, rakibe nefes aldırmadık, Galatasaray kaybetmiş. Şimdi böyle anlayıştan, enkaz futbolundan, saldım çayıra, Mevlam kayıra sistemsiz futboldan, geriye kaleciye yana ahmakça paslardan Galatasaray, ki o zaman bir orta saha yok. Orta saha Berkan, Taylan, Çıkırdağ, Ömer Bayram, işte Morutan vesaire. Bunlar abi Galatasaray şimdi Berkan, Taylan, Çıkırdağ, Ömer Bayram, Morutan'dan nerelere geldi abi? Nerelere gelecek? İşte söylüyoruz abi, Torreira, Mitsio, Oliveira, Seferovic, gelirse Evander ya da bir başkası buralara geldi. Yani işte Romanya'dan Çıkırdağ ile Morutan gelecek. Elinde işte Alanya Spor'dan Berkan, elindeki Taylan, Ömer Bayram abi. Galatasaray oralardan, ha Galatasaray tabii Melo'lardan, Snyder'lerden, Fernando'lardan buralara geldi. Buralarda enkaz haline geldi takım ve Allah'a şükürler olsun ki o rezil düzen kırıldı. O rezil düzenin uygulayıcısı gönderildi. Galatasaray özgürleşti. Her bakımdan Galatasaray'a sevgi, barış, huzur, adalet geldi ve kaliteli oyuncular dönemi tekrar başladı. Çünkü o günkü zihniyetin temsilcileri yıldız futbolcu istemezler. Kendilerinden daha çok ilgi görecek herhangi birisine tahammül edemezler. Örneğin Falcao havaalanında 35 bin kişi, 30 bin karşıladığı gün, o anda Falcao'nun kalemi kırıldı. Bitti. Size hep ben anlatıyorum. Hacı hikayesini anlatıyorum. Bir Altay maçında taraftar maç oynanırken imparator imparator diye Hacı'ya tezahürat yapıyor. Hacı saha içerisinde taraftara selam veriyor. Teşekkür ediyor. Devre arasında soyunma odasında dönemin teknik direktörü her şeyi bir tarafa bırakıyor.
Hacı'ya diyor ki gel gel. Bak aslanım, burada bir tane imparator var. O da benim. Ne demek sen taraflara selam veriyorsun? Hacı da ne diyor? Git be hoca işine diyor. Sen saha, ben saha içi imparator. Sen saha dışı imparator. Hadi oradan diyor. Yapabildi mi Hacı'ya bir şey? Çıkarabildi mi? Yemez dübür. Yemez, yiyemedi zaten. Ama ne zaman biraz böyle kellendi, fellendi, cep para gördü, o oldu, bu oldu abi, İtalya'ya git gel, ondan sonra kimseyi iplemez, diklemez, bir egonun da geliştirdiği, verdiği rahatlıkla abi, onu tanıma, bunu tanıma, yöneticiyi filaraya sokma, başkana düşman de, botokslu başkan de, çocuk başkan de, ona salla, buna salla abi, enkaz haline gelen bir Galatasaray. Ama sonunda ilahi adalet yerini buldu ve geldi, biri kıçına teneke bağlayarak gönderdi ve Galatasaray işte kurtuldu. Galatasaray Taylanlı, Çıkırdağoğlu, Berkanlı, Morutanlı, Ömer Bayramlı vesaire gibi bir takımdan arkadaşlar, bir orta sahadan, tabi bunlara şeyi de ilave edelim, Asun Çağu'yu da ilave edelim. Asun Çağu, Taylan, Berkan, Ömer Bayram, yani böyle Çıkırdağoğlu, buralardan Galatasaray kurtuldu. Nerelere geldi abi? İşte Torreira diyoruz. Torreira gelmezse bir başkası, Mitsu, Oliveira ve diğerleri, Evander ve bir başkası ve bir başkası. Abi buralara geliyor Galatasaray. Şimdi bunun için biz diyoruz ki alışık değiliz ya. Ha daha önce Snyder'leri, Melo'ları, Fernando'ları görmüşüz. Evet, onlarla yatmış, onlarla kalkmışız. Onların başarılarıyla mutlu olmuşuz. Snyder almış bir o köşe, bu köşe demiş, süründürmüş, millete çile çektirmiş. He? Veya Drogba'lar veya diğerleri o büyük başarıları, o mükemmel başarıları biz dünya yıldızlarıyla zaten yaşamışız. Ondan sonra efendim bana 3 yıl ver, bu çoluk çocuk adam olacak. Galatasaray bunlarla kurtulacak, öyle mi? Hadi oradan derler. İşte o yüzden şimdi bu oyuncular gelince, Torreira nereden geliyor abi? Arsenal'dan geliyor. Mitsu nereden geldi? Hollanda'dan geliyor. Hollanda'dan abi, sonuçta öyle ya da böyle AZ Alkmaar'da oynamış. Oliveira, evet Porto'nun futbolcusu ama son sezonunu nerede geçirmiş abi? Roma'da geçirmiş. Bakın Roma'da Mourinho ile geçirmiş. Seferovic diyoruz. Seferovic abi nerede oynamış? Benfica'da oynamış. Üst düzey bir futbolcu mu? Evet, üst düzey bir futbolcu. Şimdi Galatasaray bakın nereden nerelere geldi. Bugün taraftar işte paylaşıyor. Ya diyor Torreira, Mitsu, Oliveira. Ya bu orta saha Türkiye Ligi için çok fazla, Türkiye Ligi için çok fazla, alayının içinden geçer diyor. Ben de katılıyorum. Alayının içinden geçer. Ama bu zincirin halkaları mutlaka tamamlanmalı arkadaşlar. O yüzden de ister istemez diyorum ki hayda, Galatasaray iyice şaşırdı. Bu nasıl orta saha böyle ya kardeşim diyoruz. Şimdi böyle bir orta saha hiç kimse de yok. Ha şimdi birileri diyor ki efendim geçen sene biz Tekşehir'i aldık, Plajnić'i aldık, işte Batsuva'yı aldık, onu aldık, bunu aldık. Bak ne hallere düştük. Lan sizin aldıklarınızın hepsi kiralıktı. Hiçbirinin Beşiktaş'a zaten bir bağlılığı yoktu. Galatasaray bunların hepsini zaten bonservisleriyle alıyor. Mitsu bonservisiyle geliyor. Çalışkan, böyle kene gibi yapıştı mı bırakmayan. Oliveira'yı zaten gördük, tanıdık. Gelelim şeye. Torreira'ya. Torreira'ya gelelim. Şimdi abi bu Torreira ile ilgili efendim neymiş? Torreira iyiymiş, güzelmiş. Ama geçen seneyi Arsenal'dan kiralık olarak Fiorentina'da tamamlamış. Kaliteli futbolcu, üst düzey bir futbolcu. Bilmem 28-30 milyon euroya zamanında Arsenal'a da transfer yapmış arkadaşlar bu. Şimdi deniliyor ki efendim ya bunun boyu kısa. Bak. Boyu kısaymış efendim. 1.66 mı 1.67'ymiş. Şimdi size şu soruyu sorayım önce. Galatasaray tarihinin en başarılı orta sahasına sahipken oradaki arkadaşların boyları kaçtı abi? Okan, Suat, Emre, Beleşoğlu. Abi bir 67, 68, 69 boyları. 67, 68, 69 ya da 66, 67, 68. 3 tane 3 bücür deniliyordu değil mi? Efendim şeyin boyu kısaymış Torreira'nın. Ya Torreira'nın boyu kısa olsa ne olur, uzun olsa ne olur? Abi iş
boyun kısalığında ya da uzunluğunda değil, gördüğü işlevde işe ne kadar yarıyor. Kısa olmuş, uzun olmuş abi, siz onu geçin. Adam gidiyor Ronaldo'ya vurdu mu omuzu indiriyor. Ronaldo'nun boyu uzun da ne oluyor abi? Adam geliyor abi, kene gibi topu alıyor, zımba gibi gidiyor. Efendim kısaymış, uzunmuş. Baba yaptığı işe bakalım, gördüğü işleve bakalım. Adamın boyu kısa, kısa kısa ama ne marifetler var abi. Adam alıyor gidiyor. Keşke Galatasaray'ın 6 numarası mevkinde orada Torreira olsa. Keşke olsa. Oldu diyorlar. 3 artı 1 yıl diyorlar. İnşallah olur. İnşallah olur. Ama oldu oldu, olmadı o ayarda bir futbolcu. İlla ki olacak oraya. Yani Galatasaray orta sahası yokken arkadaşlar, tamamen çoluk çocuğa çöplere teslim edilmişken, zaten o çocukların da çok bir suçu yok. Taylan'ın olsun, işte Berkan'ın olsun ve diğerlerinin, neyse, çok da suçları yok. Çünkü oyun sistemi o kadar ilkel, o kadar kötü. Oyun planlaması, saha yerleşimi o kadar kötü ki abi, ister istemez o çocukların zaten sınırlı olan yetenekleriyle beraber iyice rezil oluyorlar. İyice çöp oluyorlar. İşte buna en güzel örnekler Yunus ile Emre Akbaba'dır. Emre Akbaba gitti canını kurtardı, geri geldi, nasıl oynuyor? Yunus gitti canını kurtardı, çöp olmaktan kurtuldu, geri geldi, yıldız oldu, nasıl oynuyor, nasıl fayda veriyor? Demek ki arkadaşlar, bir yerde bir futbolcunun da verimli olabilmesi için kalitesinin yanında, yeteneğinin yanında, doğru yerde, doğru zamanda, doğru takımda, doğru hocaların elinde olması gerekiyor. Böyle de bir gerçek var ortada. Siz eğer bunu yaşamazsanız, bu olmazsa, bu anlayışla bir takım kuramazsanız, o zaman işte ne yapıyorsunuz? Çuvallıyorsunuz. Çuvalladığınız zaman da koskoca Galatasaray birilerinin elinde, daha Kasım ayında lige havlu atar vaziyete geliyor. Lig bitiyor. Ocak diyor ki lig bitiyor ama Ocak ayı gelecek, transfer yapacağız, süper olacağız deniliyor. Ve Ocak ayı geldiğinde Galatasaray Avrupa'ya gidebilme bakımından tek umudu olan kupadan da bir alt küme takımı, hatta küme düşme sınırında olan, hatta o alt küme, küme düşme sınırında olan takım İstanbul Ali Sami Stadı'na 12 tane eksikle geliyor. Buna rağmen Galatasaray'ı eleyip gidiyor arkadaşlar. Eleyip gidiyor. Ha şimdi ne yapacaksınız? Oturacaksınız abi, külahınızı önünüze koyup düşüneceksiniz. Demek ki bu işler legalugayla olmuyor. Bu işler böyle palavrayla olmuyor. Şimdi dediğim gibi, sen Arsenal'dan Torreira'yı alıyorsan, bununla 3 artı 1 yıl mukavele. Mitsio Altmar'dan geliyor. İşte Oliveira'yı söyledim, Porto, ama Roma'dan en sonunu, sezonunu geçirmiş, başarılı olmuş. Bu futbolcuların bir şekilde ikna edilip Galatasaray takımında oynuyor olması, oynayacak olmaları gerçekten bir başarıdır. Biz zaten bunun geç kalınmış olmasından şikayet ettik. Keşke bu oyuncular çoktan gelmiş olsaydı. Okan Hoca işte iki Avusturya kampını bu oyuncularla geçirmiş olsaydı, şimdi Antalya maçına çok daha rahat, çok daha güvenle çıkılıyor olurdu. Neyse ki Mitsio da açıklandı arkadaşlar. Mitsio, Oliveira vesaire, işte Seferovic ile vesairesiyle, inşallah Dubois'da da bir şey yoktur. Ve şunun mutluluğunu yaşıyoruz, şunun keyfini yaşıyoruz. İşte Berkan, Taylan, Çıkıldao, Ömer Bayram gibi oyunculara mahkum olmaktan ve Galatasaray'ın kaderini onlara teslim etmekten Galatasaray kurtuluyor. Kaliteli, yetenekli, üst düzey futbolculardan bir orta saha kuruluyor. Bu hepimize güven veriyor, umut veriyor. Yarınlar adına biz bunu büyük bir gelişme olarak görüyoruz. Ha, öküz altında buzağı arayanlar Torreira'nın efendim boyu kısa diyecekler. O diyecekler, bu diyecekler. Adamda 66-67 boy var. Hani hatırlayın, Beşiktaş'a Inter'den yanılmıyorsam geri Medel gelmişti. Sanki Medel'in boyu çok mu uzundu yani? Ya da Okan'ın, Suat'ın, Emre Beleşoğlu'nun boyları çok mu uzundu? İşte 67-68-69 da aynı boydaydı ama dönemin, tarihin Galatasaray adına söylüyorum, en başarılı orta sahasıydı bunlar. Üç bücürler deniyordu yani. Adam tutmuş, boyu kısa, utanmadan, sıkılmadan. Bunu şimdi söyleyenlerden bir tanesi dikkatimi çekti. Diyor ki boyu kısa. La senin de kafan kel. Şerefsiz, senin de kafan kel o zaman.
boy kısalığı bir suçsa kellik de o zaman keltoş. Keline bakmaz, ona buna çamur atar. Ya tabii ki yanlış anlama, işte kel arkadaşlar da bana kızmasınlar da o böyle söylediği için kızıyorum. Adamın boyuna takmış. Efendim anlatıyor Galatasaray'a geçirecek ya. Üçkağıtçı, kıl kuyruk Galatasaray'a bir yerden sokacak ya. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar onu bir çarpılamışlar yani. Oradan buradan abi öyle açık açık da delikanlı gibi çıkıp geçiremiyor. Efendim iyi güzel has ama bir endişem var. Nedir lan endişen? Endişesi adamın boyu kısaymış. Hava topları ne olacak? Benim de bir endişem var. Bu kel kafalılar televizyona niye çıkıyor? Görüntümü bozuyor. Abi böyle tipler işte. Bunları var ya, bunları adam diye ekrana çıkarmak, milletin karşısına çıkarmak. Ya ne diyeyim artık, ötesini siz doldurun kardeşim. Uzatmayalım, uzatmayalım abi. Şimdi Galatasaray hakikaten güzel bir orta, olmayan bir ortası abi. Asun Çağlar'dan, onlardan, bunlardan kurtulduk ya, kurtulduk. Bugün kaliteli üst düzey futbolcular geliyor Galatasaray'a ve bu futbolcularla Galatasaray'ın kalitesi yükselecek, gücüne güç katacak. Bu Galatasaray ne olacak abi? Rakiplere de Yusuf dedirtmeye başladı. Şimdi Koç Ali al, Çebi Ahmet al. Galatasaray'ın bu orta sahasını gördüğü zaman adamlarına diyecek, baba ya kim bunlar? Bu orta saha bizim üzerimizden geçer lan. Baksana bunlara. Bu nasıl bir orta saha kurdu bunlar? Galatasaray'a sevgi, barış ortamı geldi. Kongre üyeleri böyle ibrasızlık, bibrasızlık, bir sürü rezillikler yaşandı. Bu rezilliklerden dolayı duyulan üzüntüler vardı. Bir takım haksızlıklar yapılmıştı. İleri derecede kalp kırmalar olmuştu. Çıktı bunu yapanlar, özürler dilendi. Bir sevgi, barış ortamı oldu. İşte kulüp yönetimine, başkanına aşırı derecede bir güven duyuldu. Galatasaray'ın geleceğini, yarınlarını kurtaracak olan projelere tam destek verildi. Yönetime, başkana tam yetki verildi. Bir birliktelik, beraberlik sağlandı mı? Sağlandı. Galatasaray süratle böyle olumlu bir iklime doğru yol alıyor mu? Alıyor. Takım güçleniyor mu? Güçleniyor. O zaman ne olacak abi birilerinde? Tabii ki dübür tutaşacak. Ne yapacaklar? Tamam, rakipleri biliyoruz. Dışarıda Megafon Ali'den, Çevi Ahmet'ten, ondan buradan, zarttan, zurttan anladık da. Bir de şey de yok tabii. İyi ya da kötü, adaletli diyebileceğimiz en azından o Limak Nihat, Yardımcı Servet Federasyonu yok. Onların olmadığı bir federasyon. İyi ya da kötü, ben öyle ya da böyle adaletli davranacağını, onlar kadar kasıtlı, açık, net olarak Galatasaray'ı doğrayacaklarını artık fazla ihtimal vermiyorum. Hal böyle olunca Galatasaray gümbür gümbür gelecek. Okan Buruk'un abi en önemli yer burası zaten. Okan Buruk hocanın da oynattığı bir futbol var, bir futbol anlayışı var. Bu abi nedir, öyle saldım çayıra Mevlam kayıra değil abi. Rakibi çıkartmayacaksın. Rakibe pres yapacaksın. Baskı yapacaksın. Dikini oynayacaksın. Geriye, kaleciye aptalca, ahmakça paslar yapmayacaksın. Kaleci Mustera, aklını başına topla. Oyunu yavaşlatma. Riske girme. Hatalı oynama. Topu en olumlu şekilde, en az derecede riskle kullanacaksın. Hızlı ve çabuk oyuna sokacaksın. Futbolu dikine oynayacaksın. Rakip senin üstüne gelemeyecek. Sen rakibin üstünde gidip baskı kuracaksın. Rakibin üstüne kabus gibi çökeceksin. Senin özellikle Ali Sami Yen'de o müthiş gücünle yenemeyeceğin, bırak yenmeyi, üçleme, beşleme, ezip geçmeyeceğin takım yok abi. Deplasmanlarda da öyle. Zaten taraftarın her maçta yanında olacak. O zaman ne kalıyor geriye? İşte 6 numaranı getir, 8'ini al, 8.5'unu al, 10.5'unu al, 10'unu al, neyse kuru takımını çık sahaya. Topu topu abi 3 futbolcu. Torreira geldiğine göre 2 futbolcu daha. Bir tane 10 numara koy, bir de forvete Seferovic. Bitti ya, bitti abi, bu kadar basit. Bunun için de atla deve harcamayacaksın zaten. Kıyacaksın paraya, aldığın yetkiyi. Madem bu kadar büyük projeleri yapıyorum diyorsun, o zaman yap kardeşim. O yüzden biz de diyoruz ki bu nedenle, hayda Galatasaray da iyice abarttı be kardeşim. İyice abarttı. Bu ne ya? Bu nasıl orta saha böyle? He? Allah Allah. Bu orta saha rakibin içinden geçer ya. İçinden geçer. Alın işte bir takım. Kardeşler bakın ya. Şuraya bakalım şimdi, bakın. Şöyle baktığınız vakit işte
Böyle bir takım. Yani kaleye Muslera'yı koyduğun zaman Dubois, Nelson, Abdülkerim, Arnold, Torreira, Mitsio, Yunus, Oliveira, Kerem, Seferovic. Kenarda kimler yok ki? Emre Akbaba, işte Emre Kılıçlar, Taylanlar, Berkanlar. Daha transferi yapılmayan belki Evander. Belki bir tane golcü, belki ne bileyim işte daha oraya gelecek olan başka başka futbolcular, gençler vesaireler. Şimdi bu Galatasaray, bakın nasıl bir güçlü Galatasaray'dan söz ediyoruz. Halbuki geçen sene biz nerede abi? Geçen sene bir bakıyoruz Taylan, Berkan, Çıkıldağ, Morutan, Ömer Bayram, o gitti, bu geldi. Al sana işte bu. Bir de kenarda şeyimiz vardı. Altı numaramız meşhur. Asuncao'muz var. La Asuncao niye oynamıyor bu Asuncao? Ne olacak abi? Nerede oynayacak? Nerede oynayacak? Nasıl oynayacak? Adam futbolcu diye getirmişler ama daha önceki dönemlerde olduğu gibi bir sürü futbolcular geldi gitti. Son 4 yılda 55 futbolcu geldi Galatasaray'a. Bir tanesi yok ortada. 1,2 milyar zarar haşır borçhanesine giriyor. Sadece geçen seneki yaz transfer döneminde 11 futbolcu işte malum isimler alınıyor. Hiçbir şey yok ortada abi. Galatasaray Kasım ayında lige havlu atıyor ve Galatasaray Ocak ayında kupadan eleniyor. Hala diyorlar ki efendim Ocak ayında transfer yapacağız güçlü Galatasaray. Hadi lan oradan derler. Hadi lan oradan derler. Abi bakın şimdi son cümle şöyle yapalım. Şunu açıklayalım. Siz bana cevap verin lütfen. Ben diyorum ki bakın bugün işte Çıkıldağ'ı eğer gönderilecekse ne bileyim Morutan gönderiliyorsa ne bileyim Ömer Bayram'ın bileti kesildiyse, işte Asuncao zaten daha önceden gitmişse, kurtarıcı olarak 6 numara olarak geldi ya, büyük 6 numara falan. Eğer bunlar gönderilmişse, geçen sene alınan 11 futbolcudan harcanan 30-40 milyon euro bonservislerle alınan 11 futbolcudan bir tane bile işe yarayan yoksa, çöp diye gönderilen Emre Akbaba ile Yunus bu takımın bugün yıldızı pozisyonundaysa, bunları yapan kişinin Galatasaray'a tekrar geliyor olması gelsin demek bu doğru bir şey değil. En hafif haliyle söylüyorum. Bunu istemek aptallıktır, ahmaklıktır. Bırakın istemeyi. Ben geri geleceğim diye hala bir takım kişilerle birlikte bir avane takımı oluşturup bunun mücadelesini vermek daha da büyük ahmaklıktır. Böyle bir şey olmaz, olmamalı. Galatasaray bakın Okan Buruk Hoca'nın oynattığı futbol, verdiği mücadele, oyun anlayışı, kurduğu takım, sistem vesaire artık hepimizin takdirini kazandı, güvenini kazandı. Taraftar coşkulu, mutlu, umutlu. Yeni Galatasaray geliyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Hayda ya. Böyle bu da bu kadarı da fazla ya. Bu Galatasaray ne yapıyor? İşin suyunu çıkartıyor. İyice abarttı. Böyle orta saha mı olur? Olur tabii. Torreira, Oliveira, Mitsio, Evander vesaire vesaire. Ne bu şimdi? Ne? Daha öncekiler ne? Artık kardeşler fazla uzatmaya gerek yok. Sohbetin özünü anladınız. Ne demek istediğimi anladınız. Gelin burada noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah bu anlattıklarımı bir sonraki sohbette artık %100 kesinleştirmiş hale gelir ve bunun üzerine sohbetler yaparız. Bu sohbeti arkadaşlar beğenelim, paylaşalım. Galatasaray'da artık beklediğimiz bir 6 numara var. Galatasaray'da artık güçlü bir orta saha var. Rakiplerin üzerinden geçecek, içinden geçecek, rakiplere çimleri yolduracak. Kaliteli oyunculardan kurulu orta saha var, forvet var, defans var, var da var. Ve en önemlisi Galatasaray'a çağdaş anlamda bir futbol oynatan bir teknik direktör var arkadaşlar. Biz şimdi dönem olarak neyi görüyorsak hakkını vermek durumundayız. Bütün bunları anlatmak, paylaşmak durumundayız arkadaşlar. Anlattık, paylaştık. İnşallah sizler de paylaşır, abone olur, beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni sohbetlerde çok daha fazlasını konuşmayı Allah bize nasip etsin inşallah diyoruz. Saygılar, selamlar. Hoşça kalın kardeşlerim.